Türkiye'nin en büyük çevre projesi Ergene Havzası Eylem Planı kapsamındaki çalışmalar devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen Ergene Havzası Eylem Planı kapsamında %85'i biten çalışmaların gelecek yıl tamamlanması bekleniyor. Eylem planı kapsamında Albayrak, Çorlu, Çerkezköy, Muratlı, Malkara, Saray, Hayrabolu, Kırklareli, Pınarhisar, Vize, Babaeski, Uzunköprü ve Keşan'da evsel atık arıtma tesisleri tamamlandı. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömer Albayrak, Tekirdağ ve çevresinde sanayi kaynaklı kirliliği önlemek için gerçekleştirilen eylem planıyla Türkiye'nin en büyük çevre projesi tamamlanmış olacak diye konuştu. Bölgemiz bir sanayi şehri olduğu için sanayiden kaynaklanan özellikle su kirliliğinin önüne geçilebilmesi için Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesi içerisinde ilimizde Türkiye'nin en büyük çevre projesi yürütülüyor. Bu çevre projesi kapsamında ilimizde 5 tane ortak büyük atık su arıtma tesisi ve bu arıtılan atık su arıtma tesislerinde arıtılan suyun 80 kilometrelik bir kolektör hattıyla birlikte Marmara Denizi'ne derin deşarj yöntemiyle deşarjını gerçekleştirecek olan projede sonlara gelinmiş durumda. Projenin tamamlanmasıyla Meriç Nehri'ne kadar ulaşacak temiz suyu Tekirdağ ve çevresindeki illerde yaşayan vatandaşlar da kullanabilecek. İnşallah 2019 yılı içerisinde projenin tamamlanmasıyla birlikte ilimizde bulunan bütün organize sanayi bölgelerindeki atık sular bu atık su arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra Ergene Havzası'na verilmeden Marmara Denizi'ne arıtılmış bir şekilde verilecek. Bu kirlilik yükünün Ergene Havzası'ndan alınmasına müteakip de Ergene Havzası daha üst kotlardan çıkan su bu sefer kendi cazibesiyle akaraktan Meriç'e ulaşan bu Ergene Nehri üzerindeki vatandaşlarımız da gönül rahatlığıyla bu suyu tarımda ve diğer sektörlerde kullanabilecekler. Eylem planıyla Marmara Denizi'nin de olumsuz etkilenmemesi için arıtılan su, denizin 47,5 metre derinliğinde 4,5 kilometre açığına deşarj edilecek. Alt akıntıya verilen suyun sudaki canlılara zarar vermemesi için bütün tedbirler alınmış olacak. 1975'li yıllardan bu yana sanayiden dolayı kirletilmiş ve hiç kimsenin yatırım yapmadığı bir konuya bu hükümet döneminde el atılaraktan bu problem ortadan kaldırılmış olacak inşallah. Dediğim gibi proje sonlandığında da Marmara Denizi'nin de olumsuz etkilenmemesi için arıtılan su İstanbul Teknik Üniversitesi ile yapılan bir projedir bu projede. Marmara Denizi'nin 47,5 metre derinliğinde 4,5 kilometre açığında difüzörle 300 metrelik bir difüzörle arıtılmış olan su Marmara Denizi'ne deşarj edilecek ve alt akıntıya verilen suyun diğer sudaki canlılara da zarar vermemesi için bütün tedbirler alınmış olacak.